Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 21 Aralık 2023 saat 14:20 itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendireceğiz. Karar geldi, 250 bas puan faiz artışıyla birlikte %42,5 seviyesine geldik. Metin bizim için çok önemli demiştik. Önümüzdeki sürece ilişkin bize yol haritası belirleyecek demiştik. Ve harita az çok belirlendi. Bir faiz artırımının daha net olacağını ifade ettiler. Tabii buradan bizim anladığımız bu. %45'te Merkez Bankası ben tamamım diyor. Yani benden daha fazlasını beklemeyin diyor. Mevduat tarafında da zaten %55'i burası onaylıyor. 1 Ocak 31 Mart aralığı itibariyle bankalarınızda mevduat tarafında 1 yıllık vadedeki faiz oranı %55 olarak 3 ay göreceksiniz. Ama 1 Nisan itibariyle bu mevzu olmayacak arkadaşlar. Zaten göreceğiz de. Burada da yanılmamış olduk. Ve Türk lirasının steril edilmesi. Yani piyasada halen çok fazla Türk lirası var deniliyor. Yani risk teşkil eden. Bunun toplanması için de ek miktarsal sıkılaştırma adımlarını atacağız dedi. Ve hemen kararın ardından 5-10 dakika sonra da ilk adım geldi. Bu da Türk lirası depo alım ihalesi arkadaşlar. Bunu devreye alıyorlar. Bu ne demek oluyor? Bu tabii ki burada bankaları da kısa vadede desteklemek oluyor. Çünkü bankaların da üzerine yük binecek, mevduat tarafı da artıyor. Bakıldığında bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirasını alacaklar. Yani Cuma'dan karar verip pazartesi elinizdeki bana fazla Türk lirasını getirin demeyecek. Burada bir koruma kalkanı var. Bence iyi oldu bankalar adına. Çünkü bankacılık sisteminin de desteklenmesi gerekiyor. Önümüzdeki sürece ilişkin 1 Ocak 31 Mart mevzusu şu anda piyasayı canlı tutmak. Bu depo ihalesinin de gayesi zaten bu. Bankaları çok fazla sıkmamak ve bununla birlikte de piyasadaki o faiz arttıkça risk teşkil eden ve toplanması gereken Türk lirasını da kontrollü bir şekilde bankaların nezdinde bunu yapmak istiyor. Yani bir vade belirliyor, bir teminat veriyor. Bana bu tarih içerisinde şu oranlarda diyor parayı getireceksiniz diyor. Ha, bu arada diyor parayı ne şekilde kullanırsanız diyor benim sorunum değil diyor. Ben size burada diyor bir süreç sunuyorum diyor. Sizi sıkmıyorum diyor. Yani işin özeti bu, anlayabileceğimiz halk dilinde ve herkesin kolay bir şekilde izah mantığını güçlendirebilmesi için bu şekilde okuyoruz. Kötü bir adım mı? Değil. Ama piyasa halen canlı kalmaya yüksek faiz oranlarında devam edecek. Çünkü önümüzde bir 31 Mart yerel seçimi var. Bu seçim özellikle mevcut iktidar tarafından çok önemseniyor. Hem büyük şehirler için hem de diğer taraftan önemli kritik şehirler için arkadaşlar önemli. %45'te tamam diyecek, bunu anladık. Ocak ayında 1.250 daha geliyor, kendinizi hazırlayın. Piyasada çok sürpriz bir durum oldu mu? Olmadı. Kur tarafı reaksiyon bile vermedi zaten. 29-15 seviyesinde devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da 0.80'lere kadar bir artı gördük. Yani 7.700 seviyesine doğru. Burada da bir sıkıntı yok. Zaten buradan döneceğiz. Dolar bazlı grafiğimizde artık buraların teknik anlamda artık dördüncüyü tamamladığımızı söylüyor bize. 5'e doğru hareket edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle zaten daha güçlü adımları da göreceksiniz. Sürpriz bir durum yok. Sürpriz bir durum piyasadan TL'nin çekilmesinin hız kazandırılması. Bu da piyasada bol para dönemi yok arkadaşlar. Bunu artık dün de söyledik, önceki günlerde de söyledik. Attığınız adımlara ve atacağınız adımlara çok dikkat edin. Ve ekstra borç yok. Riskli işlemlere bulaşmak yok. Eğer satacak bir malınız varsa, yani bunu nakite çevirmek istiyor iseniz, bu daralacak olan piyasa koşullarında fiyatı aşağı kıracaksınız. Bu mecburi bir şey yani. İster konut olsun, ister otomobil olsun, hatta arsalarınızı dahi eğer satmak istiyor iseniz, yani elinizdeki taşınabilir ya da taşınmazı nakite çevirmek isteyen varsa, sıkışık durumu olan, mevcut fiyatın altına bariz bir şekilde indireceksiniz. Bu da ortalama %10, %15 bandında anlık indirimler yapmanızı gerektirecek. Bu işler böyle. Yani 2024 yılı özellikle full böyle geçecek. Yani bunu çok ağır bir şekilde yaşayacağız. Herkesin cebindeki nakiti aşırı kıymetli hale artık geldi. Bundan sonra da daha kıymetli hale gelecek. Ha, Türk lirası çok mu kıymetli bir para birimi döviz karşısında? Hayır. Ama piyasada azaltıyorlar gördüğünüz gibi.
Bunu da zorunlu olarak yapıyoruz. Ha, baktığımızda tabeladaki faiz oranı halen enflasyonun altında olduğu için burada tabii ki getiri tarafından mevduat tarafı yetersiz kalacak ama bir grup halen burayı tercih edecektir. 3 ay vadede TL'ye yönelme eğilimi bir tık daha artar. Borsa tarafına bakıldığında hisse bazlı seçimler çok önemli. Genele yayılan bir yükseliş ilk etapta önümüzdeki hafta itibariyle bekleyeceğiz. Ama bu sürekli olarak bu şekilde devam etmeyecek. Bu net bir şekilde zaten karşımızda duruyor. O yüzden bu detayı da unutmayalım. Göstergelerimiz zaten artık iyice dinlendi. Dipte uyumsuzluklarına başladı. Ve destek bölgelerinde de tutunma arayışını da görebiliyoruz zaten. Buralardan artık toparlanacağız. Bakıldığında arkadaşlar durumlar böyle. Umarım süreci iyi okuyorsunuzdur. Bu hafta kapanışını bir görelim. Bu hafta kapanışı çünkü bizim için önemli olacak. Bakıldığında tabii ki çok üst düzey bir kapanış beklemiyoruz ama ters köşelerle gün sonu kapanışlarını hem bugün hem yarın itibariyle takip edeceğiz. Şu an için yatayda böyle hafif aşağı, hafif yukarı yönlü piyasa neyin ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yani yatırımcı da aslında bunu anlamaya çalışıyor. Çok da sürpriz bir durum olmadı. Sadece süreci biraz daha uzatıyorum dedi. Yani bir ay daha bir süre veriyorum dedi. Çünkü önümüzde bir seçim var. Ayağı yapılıyor bu gördüğüm kadarıyla. Yani %45 bu işi bitiriyor. Ek adımların mesajı zaten çok net bir şekilde verildi. En kısa zamanda faiz artışını tamamlayacağız diyerek bir faiz artışına daha yeşil ışık yakan bir Merkez Bankası karşımızda duruyor. Kredi kartı vesaire bunlara dair faiz oranları gündeme gelmeyecek. Sadece oransal anlamda devam edecek yukarı yönlü. Bunlar zaten olacaktı. Bir sürpriz yok o tarafta. Orada da tabii vatandaşın da alım gücünün ve esnafın da alım gücünün kısa vadeli seçime kadar korunması öngörülüyor ama tabii bu noktada ne kadar bu şartlar altında alım gücü korunacak orası da tartışılır ki 1 Ocak itibariyle başka bir ekonomi, başka bir alım gücü zaten bizi karşılayacak asgari ücret zammıyla beraber. Ve diğer bir mevzu ise kur korumalı mevduat sistemi. Bu tarafa da zaten bir değinme geldi. Yani dövizini KKM tarafında durmayla birlikte devam ettirenler varsa size buradaki vergi desteği arkadaşlar azalacak ve bunun için de bir adım daha gelecek. Buradaki çözülmenin biraz daha hızlanmasını istiyorlar. Evet, önemli bir miktarda çözülme var ama sizin buradaki getirinizin düşmesini istiyorlar ki buradaki hareket çözülsün. Mantıklı bir adım mı? Evet. Bura çözülecek ise, buranın cazibesi daha da yitirilecek ise, daha önceden bu noktaya avantaj sağlanan cazibe yani vergi önceliğindeki getiri avantajınızı burada yok edecekler. Bunu zaten sinyalini verdiler. Dün itibariyle de Mehmet Şimşek de zaten vermişti. Bugün de ufak tefek vurgulamalarla birlikte bu noktaya da atışın gelmesini bekliyoruz. Ona göre yani mevduat tarafında kalmanız isteniyor 2-3 ay vadede en azından. Merkez Bankası Başkanımız Gaye Hanım da söylemişti artık TL'ye geçiş vakti geldi. Hazırlanın demişti ve bunun da adımları zaten geliyor. Totale baktığımızda şu güzel yani değerlendirme yazacak olduğumuzda Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım piyasaya ne söylüyorsa faiz kararları birlikte attığı adımlarla yani metindeki değişikliklerle de bunu onaylıyor. Gelen rakamlar da bunu onaylıyor. Bu da ne anlama geliyor? İki tarafında piyasayla olan iletişimi güçlü. Bu da karşımıza orta vadeli planı getiriyor. Orta vadeli planda 2024 sonu itibariyle %36 en düşük enflasyon, %42 en yüksek enflasyon aralığının tutturabilecek havada gidiyor. Şu anda piyasanın okuduğu bu ve bundan da piyasa memnun. Yani iletişimi güçlü tutuyor ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Orta vadeli planda da bir sekme yok. Yani bir tehlike, bir sıkıntılı oluşturacak durumun dışına çıkılmadı. Bu da güzel. Borsa İstanbul tarafından da bunlar da negatif algılanmıyor. Bakın bugün 250 bas puanda faiz artırıyor. Ama borsada aşağı yönlü hareketler değil, aksine yukarı yönlü hareketler. Kur tarafında faiz artıyor. Aşağı yönlü hareketler görmüyoruz, yukarı yönlü. Çünkü piyasa normallerimiz burası değil. İki tarafta aşırı iskontolu, aşırı ucuz. İki taraf da elindekini teslim etmiyor, direniyor ama şimdi borsa tarafında özellikle dikkat edeceğimiz önemli ve diğer bir ayrıntı küçük yatırımcı için enflasyon fiyatlaması olacak.
Çünkü burada daha sert hareketler bekliyoruz yukarı yönlü. Ha, kur tarafında sert hareketler olmayacak mı? Olmayacak. Bu adımlara göre olmayacak. Çünkü KKM tarafında bir balon ve bu balon patladığında kurda da aşırı yüksek sert hareketler olacak deniliyordu. Biz bunu onaylamadık. Çünkü buraya ilişkin atılan adımlar gördüğünüz gibi buranın çözülmesini sağlamaya zaten başladı. Şimdi de vergi teşviğini azaltarak buranın daha da sert bir şekilde çözülmesini sağlayacak. Yani kurun önündeki riskleri en asgari düzeye indiriyor. Yani kontrollü bir kur yükselişi görüyoruz. Burada Merkez Bankası'nın doğrudan bir müdahalesi yok. Bunu söyleyen varsa size zaten yalan söylüyor. Piyasa şartları şu anda ek miktarsal sıkılaşma adımları ve faiz artımları birlikte Merkez Bankası en büyük silahlarını kullanarak piyasayı domine ediyor. Ve uzun bir sürede domine edecek. Zaten bugünkü metinde de bu belli oluyor. En az 6 ay vadede, hatta 9 ay vadeye kadar bu dominasyon işlemi sürecek arkadaşlar. Kendinizi zaten hazırlamışsınızdır diye düşünüyorum. Piyasada para yok. Paranız, nakitiniz varsa en kral sizsiniz. Artık o dönemin tam ortasındasınız ve artık zirvesine doğru gideceksiniz bu saatten sonra. Her şeyin hayırlısı diyorum. Umarım şu seçim sürecini de bir an önce atlatırız. O belirsizliği de bitirdikten sonra 2028 yılına kadar önümüzde bir seçim yok. Yani Türkiye için 2028'e kadar bir seçim teranesi olmayacak. Artık sıktı, artık baydı, ikinci turlar vesaire, ardından yerel seçimler. Bunların hepsi işte ekonomiye ve memlekete zarar veriyor bu seçim süreci. Bakacağız, izleyip göreceğiz. Şu an için durumlar böyle. Gün sonu kapanışını bekliyoruz. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu an için gayet bence iyiyiz. Merkez Bankası da güzel bir adım attı diye düşünüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.